Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları ve onlara çanak tutan kamu görevlileri hakkında gerekli suç duyurularını yaptık. Tekrar ediyorum. Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlıklarla tüm spor kamuoyunun önünde cereyan etti. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları ve onlara çanak tutan görevlileri hakkında gerekli suç duyurularında bulunduk. Biz bu boş stat kabadalığıyla geçen sene de mücadele ettik. Yine de ederiz. Sezon başından beri Ali Koç'un yaptığı bu şımarıklıklar artarak devam ediyor. Kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Dün akşam maç biteli bir saatten daha fazla olmuş. Statta olmayan Ali Koç stada trafik durdurularak üstüne basarak söylüyorum. Ali Koç trafik durdurularak polis eşliğinde sahaya alınmış, sahanın önüne kadar polis eskortuyla gelmiş ve sahaya alınmıştır. Güvenliği sağlamasa gereken görevliler şehir eşkıyalığı yapanların korumalığını yapmıştır. Hepsi de bu söylediklerimin hepsi de kamera kayıtlarında tek tek var. Çekilen kameralarda var. Stadın kendi kameralarında var. Hepsi tek tek orada gözüküyor. Sonra yanında silahlı korumalarla eşkıya gibi sahaya girmeler. Sahada insanlara kabadayılıklar, ailelerine küfür etmeler. Sonra da kameraların karşısına çıkıp yapılan hadsiz konuşmalar. Değerli basın mensupları, bazı cümleleri iki sefer okumamdaki maksat şu. Tek tek herkesin kulağına gitsin. Tek tek herkes duysun. Türkiye ve dünya spor kamuoyu duysun. Bugün buradan size söylüyorum Ali Koç. Tüm bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Bunu iyi dinle. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığım bu şovun hesabını bugün, yarın daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek. Daha önce de ifade etmiştim. Son 6 aylık gelişmelere bakın. Son 6 aylık gelişmelere bakın. Camiaları birbirine düşürmek, camialarını birbirine kırdırmak için yapılanları hatırlayın. Ve bu projenin ne anlama geldiğini, nasıl bir proje olduğunda siz basın mensuplarının ve bütün vatandaşlarımın, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletin dikkatine sunuyorum. Ayrıca şunu da bil ki bütün bu yaptıklarım bana sökmez. Ben Galatasaray başkanıyım. Bir mesajım da taraftarlarımıza ve üyelerimize. Bizim için hiçbir
seçim bu şampiyonluktan daha değerli değildir. Tek konsantrasyonumuz takımımızla bu hafta sonu ulaşacağımız 24. şampiyonluğumuz. Bugün itibariyle seçim için yaptığımız toplantıların hepsini durdurduk. Gördüğünüz gibi hep bir aradayız. 7-24 Florya'dayız. Oyuncu kardeşlerimizin ve hocamızın yanında olacağız. Kimse merak etmesin. İyilik yine kazanacak. Biz şampiyon olacağız. Değerli basın mensupları, üstüne basa basa söylemek istediğim şeyler bunlar. Burada dikkatinize sunduğumuz hususların hepsi bizim aklımızdan geçen veya icat ettiğimiz şeyler değil. Hepsi kameralarda var. Daha önce yapılanların hepsi basında var. Yine çekilmiş kameralarda, videolarda var. Bir tarafta önemli bir maç, stadın koruması için yanlış hatırlamıyorsam 2400 tane devlet polisi buraya memur edilmiş. Evet, teşekkür ediyoruz devletimize. Bu maçın nasıl bir maç olacağı önemli bir maç, şampiyonluğu etkileyecek bir maç. Stadı korumakta görevli olan arkadaşlar, görevliler maç bittikten 1,5 saat sonra eskort ediyorlar. Stada giriliyor, akreditasyon alanlarına giriliyor. Daha fazlasını söylemeye gerek yok. Herkes yapılan kamera kayıtlarına baksın. Orada her şey var. Değerli basın mensupları, dünkü olayla ilgili söylemek istediğim bundan ibaret. Tabii Galatasaray bu şampiyonluğu önceliği almıştır. Çok değerli bir şampiyonluktur. 24. şampiyonluğumuz olacak. İnşallah 25'i ve 26'yı da önümüzdeki dönemde yapmayı planlıyoruz. Onun için merak ettiğiniz konularla da şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Kaya Temel, başkanım dün yaşananları biz de orada canlı gözlerimizle gördük. Siz Ali Koç'un stada girmesine izin vermemiştiniz Sayın Ali Koç'un. Yani stada derken çimlere çıkmasına izin vermemiştiniz. Bu nasıl oluyor ki kendi kafasına göre stadın ortasına kadar girebiliyor? Siz kendiniz de ifade ettiniz. Polisleri yanına alarak, devletin güçlerini yanına alarak rahat bir şekilde orada ortalığı karıştırıp tekrardan içeriye girerek soyunma odasının koridorlarında da vakit geçirerek yavaş yavaş stadı terk ediyor. Ve şöyle bir olay da var. Mert Hakan Yandaş'ın yaptıkları. Mücadelenin başında oyunu provoke etti. Bittikten sonra ilk yarıda soyunma odasında, koridorlarda yine provokada bulundu. Ve bittikten sonra mücadele tamamen sona erdi. Ama yedek kulübesinin, yani hemen içeriye girdiğiniz zaman kenarda dikilerek Galatasaray tarafına bakarak oyuncuları da orada provoke ettiğini ben kendi gözlerimle gördüm. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Yapabilecekleri tek şey bu. Ellerinden gelen bu. Gerek bahsettiğiniz oyuncu, ismini söylemek istemiyorum. Tek oyunun başından beri, ısınma anından beri tek yapabilecekleri, tek ellerinden gelen bu. Kaos yaratmak, gerginlik yaratmak ve olayı futbolun dışına taşımak. Siz oradaydınız değil mi? Gözlerinizle gördüğünüz olanları. Bizim aslında bir şey söylememize gerek bile yok. Fakat biz camiamızı temsilen duruşumuzu size ifade etmek istiyorum.
boş sahada, yanında silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı, devletin memurları. Efendim? Devletin polis memurları maalesef. Ve özellikle bu işin bir statüsü var. Burası Galatasaray Spor Kulübü'ne ait bir stat. Belli süre içinde federasyona devrediliyor. Federasyonun yetkisi altında gözlenen birisi var. Federasyonun bu işi takip eden insanları var. Akreditasyon alana giren kişiler bellidir. Herkes, ben dahi belli bir süre içinde akreditasyon alanına giremem. Bu federasyonun görev süresi bittikten sonra artık orası Galatasaray'ın evidir. Sen geliyorsun, aynı haneye tecavüz eder gibi. Tek başına da gelemiyorsun. Silahlı korumalar, 80 kişi, stat boşalmış, seyirci boşalmış. Ya bu sahte kabayılıktı, kabadayılık değil de nedir? Bir niye yapıyorsun? Galatasaray gibi büyük bir camiada, daha önce de başka bir konuşmamda ifade etmiştim. Sen camiaları birbirine düşürmek, camiaları birbirine kırdırmak üzere bir proje yapıyorsun. Onun için buradan ben polis görevlisi arkadaşlara sesleniyorum. Ya siz bunları bilmiyor musunuz? Siz bunların farkında değil misiniz? Silahlı korumaların stadı içinde ne işi var ya? Stat boşalmış, herkes evine gitmiş. Stat boşalmış, orada sadece görevliler var. Görevlilere ne yaptıkları sizin kameralarınızda yok mu? Çekilmedi mi? Onlar sizde yok mu arkadaşlar? Bir tek amaç burada görüyorum ben. Maç bitmiştir. Sonuç tescil edilmiştir. Ondan sonrası işte en tehlikeli kısmı orası. Türkiye'de 80 milyon kişi futbolla ilgilidir. Yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu, herkes futbolla ilgilidir. Sen bunu yaptığın zaman insanların tahrik ettiğinin farkında değil misin? Sen bunu yaptığın zaman insanların sokakta Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı birbirini gördüğü zaman nasıl davranın? Biz bunları yaşamadık mı? Başka ülkelerde bunlar yaşanmadı mı? Bir şeye çok yazık. Ali Koç önemli bir ailenin ferdi. İyi bir eğitim almış birisi. Ailesinin gücü belli. Bu gücün arkasından, yani böyle bir işe tevessül etmek, böyle bir işe ve girişmek, insanları birbirine düşürmek, bunun hesabını kim verebilir ya? Yarın böyle bir olay vuku bulduğu zaman bu durumdan vazife çıkarmak isteyen insanlar olmayacak mıdır? Bu gerginliği yaratıyorsun. Bu gerginlik sadece bu seviyede mi kalır? Bu durumdan vazife çıkaracak insanlar olursa bunun hesabını kim verecek? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Değerli basın mensupları, size düşen bir görev var.
gördüklerinizi, orada olduğunuza göre duyduklarınızı Türk kamuoyuyla paylaşmanız lazım. Biz söylüyoruz. Ama belli bir seviyede Galatasaray'ın etik değerleri çerçevesinde kalmak zorundayız. Bilal'e basın toplantısında sarf ettiği kelimeler. Ya arkadaş, daha yarış bitmedi. Daha yarış bitmedi. Bu kinin, bu nefretin bu hale dönüşmesi, insanları birbirine kırdırmak seviyesine gelmesini çok tehlikeli buluyorum. Başka bir tehlike de bu işe destek veren Ali Bey konvoyuyla stada polis eskortuyla geliyor. Maç bitmiş. Maç bitmiş. Orada stadı korumakla görevli, oradaki olayları korumakla görevli arkadaşlar ortada yok. Kameralara bakın, orada duruyor kendisi. Niye duruyor? Ne işi var orada? Orada ne işi var? Kamu onu ne diye görevlendirmiş? Onun için sizden ricam, gördüklerinizi, duyduklarınızı kamuoyuyla paylaşın. Türkiye'nin artık özellikle bugünlerde, ne bugünlerde bu gerginliğe ihtiyacı var, ne bugünlerde bu kavgalara ihtiyacı var. Sükunete, birliğe en ihtiyaçlı olduğumuz dönemde böyle iki büyük toplumu, iki büyük camiayı birbirine düşürerek, kendisi ifade ediyor. Biz de seçime gireceğiz diyor. Sen de seçime gireceksin diyor. Bir seçim için, bir seçimi kazanmak uğruna bu insanları birbirine düşürmek uygun mudur? Ama şunu bilsin ki Ali Bey, bunun hesabını tek tek soracağız. Bunun hesabını tek tek soracağız. Bunlar bana sökmez. Ben Galatasaray başkanım. Bunlar bana sökmez. Başkanım, Yakup Çınar fanatik. Dün Galatasaray Spor Kulübü çalışanı Ali Çelik Grand Stad'daydı. Bizim bildiğimiz düşen adama ve arkadan kimseye vurulmaz. Delikanlılığın kitabında yazmaz ama dün Fenerbahçe Kulübü'ne yönetici olacağı söylenen Hulusi Belgü arkadan vuruyor. Aynı zamanda İsmail Kartal'ın oğlu yere düşmesine rağmen 7-8 kişi tarafından tartaklanmasına rağmen öldüresiye böyle yumruk darbeleriyle yerde kalıyor. Siz bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Başkanım, birkaç eklemeyi de ben yapayım. Bu konuya, Yakup'un konusuyla beraber. Aynı zamanda orada Eray Bey var. Sizin yardımcınız Mehmet Bey var. Ümit Bey var. Stat müdürü yardımcısı, stat güvenlik müdürü var. Siz böyle bir atak beklemiyor muydunuz? Çok yalnız mı kaldı sizin ekibiniz? Ya da sizin buradaki düşünceniz nelerdir? Onu da merak ediyorum. Ya Ali Çelik Kanat stat'tan sorumlu, stadın çimlerinden yani bakımından sorumlu bir arkadaş. Yedi sekiz kişi çocuğun üzerine yüklenip, yani böyle bir şey delikanlılıkta var mı? Böyle bir şey spor yöneticiliğinde var mı?
Bakın olayları nereden nereye taşıyorlar? Nereden nereye taşıyorlar? Kendisi demedi mi federasyona gidin de hakemleri tartakmayın? Demedi mi? İzmir'deki İzmir grubuna şöyle yapın böyle yapın demedi mi? Gittiğiniz yerlerde AVM'lerde fotoğraf çekin bilmem neyin demedi mi? Bu nasıl bir spor adamlığı ya? Ya sen neyine güveniyorsun? Bu desteği, bu gücü nereden alıyorsun ki? Bu kadar. Bu ifadelerin dışında hakemler yumruklanmadı mı? Bu ifadeler ışığında sahalarımızda istenmeyen olaylar olmadı mı? Niye kaşıyorsun bunu? Bunu kimse sadece futbolla izah edemez. Çünkü futbol camiaları ilgilendiren bir olay. Dediğim gibi Türkiye'deki 80 milyon kişi futbolla ilgili. Futbolda olan olaylarla ilgili. Yedi sekiz tane Fenerbahçeli orada sahanın görevlisini çimlerden görevli arkadaşlar sağ bakımdan hücum et onları dö. Şimdi bu sahte kabaylık, bu sokak kabadayılığı var ya öyle bir şeydir ki öyle mecralara taşır ki ortamı önüne geçilemez. Ben oradan onun için bugün emniyet müdürüme, sayın valime, değerli savcılarıma ve devletime sesleniyorum. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Demin ifade ettim, peşi sıra son 6 ayda olan olayları bir gözden geçirin. Sahaya çıkmamalar, Riyad'dan beri olan olayları izleyin. Hep bir provokasyon, hep milleti birbirine düşürmek, hep bir şeyin peşinde. Tekrar ediyorum, bu gidiş iyi bir gidiş değil. Buradan devletime sesleniyorum en son. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. En önemlisi de nereden cesaret alıyor ya? Bu işi normal bir insan, normal bir vatandaşlar, buradaki kişiler cesaret edemez ya. Nasıl oluyor sen boş bir sahaya giriyorsun, maç bitmiş, aradan 1,5 saat geçmiş. Korumaları yanına alıyorsun, 70-80 tane de adamınız, yani polis eskortunda geliyorsun oraya, sahaya giriyorsun, insanları dövüyorsun. Şimdi ne oldu, ne kazandın? Ne kazandın Ali Bey? Ne kazandın? Toplumu bölmeye ve toplum içine husumet tohumları ekmeye çalışmak memleketi ihanetten öte bir şey değil dedim. Sporun birleştirici ruhu, sportin arkadaşlık ve dostluk ruhunu kaybetmeye çalışıyor. Onun için sözlerimi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak huzura, birlikteliğe en çok ihtiyacımız olan dönemde bu yapılanlar çok iyi değerlendirilmeli.
Haber Komiteri Okan Bertek. Başkanım, hem size hem de Erdem Bey'e birer sorum var. Dün Ali Koç'un sahaya gelmesiyle zemine çıkması arasında yaklaşık bir 15 dakikalık bir zaman vardı. Bu zaman diliminde Galatasaray taraftarı sizin ve yönetimin diğer üyelerinin nerede olduğunu merak ediyor. Böyle bir merak var sosyal medyada. Erdem Bey, size de sorum. Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçeli oyuncuların alması gereken cezalarla ilgili açıklamalarda bulunmuştunuz. Düğüne baktığımızda Osterwolde ve Mert Hakan Yandaş gibi oyuncuların başrolü olduğunu görüyoruz. Sizce Trabzonspor maçından sonra verilen ve verilmeyen cezalar bu isimlere cesaret mi verdi? Teşekkürler. Şimdi maç bittikten sonra ben hocamız basın toplantısına çıkacaktı. Onun odasındaydım. Orada biraz durdum. Ailem de vardı. Yani çocuklarım, torunlarım, onlar da beraberdi. Onlarla beraber artık bitmiş, sahadan ayrılmak istedim. Sahadan çıkmadan daha, yani yola çıktık. Haber geldi ki böyle bir durum var. Dönüp gelene kadar Ali Koç orayı terk etmişti. Ali Koç orayı terk etmişti. Olayın üstüne yetişse miydi miydi? O gittikten sonra stada tekrar dönebildim, o mu iyiydi? Tartışılır. Şimdi şöyle bir manzara düşünün değerli basın mensupları. Ben de oradayım. Tabii bizim güvenlik görevlilerimizin bir kısmı futbol takımını koruduğu için onlarla beraber otobüse ayrılmış. Bir veya iki kişi de. Ya biz ne yapmalıyız yani? Şimdi biz sahalardaki bu olayların önüne geçmek için kimin aklına gelir ki bir gün birileri böyle grup halinde gelecek, yanlarında silahlı adamlarla, silahlı korumalarla stadı basacak. Ya kimin aklına gelir? Kimin aklına gelir? Orada sadece sahadaki güvenliği sağlamak için bazı arkadaşlar kalmış. Bir veya iki tane de normal bizim gece şeydeki güvenliğimi sağlamak iki kişi var. Yani bundan sonra şöyle mi olması lazım? Herkes sahasında, herkes statlarını korumak için, olayların önüne geçmek için orada bir koruma ordusu oluşturup silahlı bir gün birileri gelir burayı basar diye böyle mi düşünmek lazım? Olayların boyutunu şöyle analiz etmenizi istiyorum. Orada mı olsam iyiydi? Orada olmamam mı iyiydi? Ya biz ne yapmaya çalışıyoruz? Biz ne yapmaya çalışıyoruz ya? Yani? Bizi seçen camialar, onu da bende. Biz spor yapalım, yeşil sahalarda yarışalım diye, bununla bu işleri yönetelim diye seçiyorlar. Bizi bir gün burayı silahlı adamlar gelir basar, efendim onlara karşı bir koruma, bunun için seçmiyorlar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki sen değerli bir ailenin çocuğusun. Yazıklar olsun sana. Sezgin Bey, sorayı... Pardon. Rica ederim. Öncelikle herkese merhabalar. Başkanımın söylediğine ilaveten şunu eklemek istiyorum. Sonra da sorunuza geleceğim. Buradaki temel nokta trafik durdurularak, yani polis eskortuyla gelmeyi de şöyle tanımak lazım. Tüm orada yüzlerce araba durduruluyor. Durdurularak polis eskortuyla içeriye giriliyor. Ondan sonra orada emniyet görevlisi arkadaşlarımız var. Oradaki memurlar sonuçta emirle hareket ediyor. Onlara bireysel olarak hiçbir şey yok. Ama emniyet görevlileri, çünkü normalde statlar şöyledir. Bir saat, bir buçuk saat sonra, çünkü güvenliğin amacı oyuncuları ve işte hocaları, onları korumak.
oyuncular gittikten sonra bizim normal güvenlikten bir kişi var. Okan hocamız orada olduğu için. Ve stat'taki diğer güvenlik de stat bittikten sonra, şey yaptıktan sonra gidiyor. Ve polis oradaki en üst görevli olan spor şube müdürü de dediği şey burada yöneticilerimize, biz şeyi sağlayacağız zaten. Asıl güvenliği sağlama birinci sorumluluğu emniyetin. Buradaki şey. Şimdi aksine yer açılarak, görüntüler de var, hiçbir şey yapılmayarak böyle, hatta böyle psikolojik davranış özetidir bu. İşte telefonla konuşup arka dön, yani aslında biz görmemiştik. Kamera olduğunda biliyor ya en iyi, oradaki polis şeyleri biliyor. İşte böyle bir şeyle meydan bırakılmıştır. Bir de ilaveten bizim arkadaşlarımız burada emniyetteki, oradaki bazı görevliler tarafından tutulmuştur. Yani bir tarafın güvenliğini almaya çalışıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Pardon. Düşünün, sizin korumakla yükümlü olduğunuz insanları değil de gelip silahlı adamlarla gelen insanları koruyorsunuz. Böyle bir maalesef talihsiz bir şey yaşanmış durumda. Ya yine başkanımın dediği gibi buradaki olay hani kamu güvenliğinin, çünkü ben orada sağlaması gereken şey adil olur taraflara. Neyse güvenlik konusu, onu yapması lazım. Öyle olmadığı zaman Dursun Başkanım dediğine gelir. Bundan sonra herkes 100 tane silahlı adam tutup böyle mi yapmak gerekir? Yani bunun yapılmadığı için, böyle bir şey olsa düşünün ki şu an ya öyle yapsaydık keşke demek ben hiç istemiyorum. Çünkü öyle yapılmış olsa bu sefer ne olacak? Orada çatışma mı çıkacak? Yani bunlar işleri nerelere götürür arkadaşlar? Yani buradaki kamu düzenini orada sağlaması yükümlü olan insanlar bizzat yol keserek, şey yaparak, eşlik ederek maalesef böyle olmuştur. Bunu tüm samimiyetimle orada söylemek zorundayım. Zaten görüntülerde de mevcuttur. Diğer sorunuza gelince, oradaki mesele şu. Adalet sağlanmadığında, adalet olmadığında insanlar camialarının gücüyle, ki çok büyük güce sahip bir camiayız, kaygılandırılarak hatalar yaptırıldıkça, federasyon EYM'a göre karar verince bu sonuçlar böyle olur. Adaletin olmadığı yerde ot bitmez. Ve ben orada açıkça söyledim. Ve hala Ali Koç onu söylüyor. İşte Trabzon'la ilgili olmaması gereken dedi, bizim oyuncularımızın ceza almasına. Onun sebebi şu. Trabzon Spor o zaman benim o konuştuğum kesitte de hatasını kabul edip bize en yüksek ceza verilmesini istiyoruz demişti. Sonradan ceza verildi verilmedi kısmını sonra oldu. Benim konuştuğum zaman. Dolayısıyla bir camiye hata yaptığını düşünüp en yüksek ceza verilmesi gerekir diye bir şey diyorsa veya hatasını kabul ediyorsa, sen hala hatasını yapmış insana sen şöyle yanlışsın. Maalesef bizim memlekette bu işe yarıyor. Düşmüşe ne kadar söylersen kahraman oluyorsun. Güçlüden de hep iki adım öte duruyorsun. Ben öyle yapmadım. Adam hatasını kabul etmişse dersin ki bunların kesinlikle olmaması lazım. Bir cümleyle de geçmedim bu arada. O da tamamen manipülasyon. Kesinlikle olmaması lazım dedim. Evet, çok o anlamda kısa geçtim. Çünkü hatasını kabul eden bir şey var. Diğer tarafta yerdeki insana vurulmasına rağmen, o kadar şey olmasına rağmen ben hukuk kurallarından bahsettim. Çok da normal. Çünkü hukuk kuralı bu. Ne yapalım? Bir insanlar istemiyor diye, şu olmuyor diye hukuk kuralının dışına mı çıkalım? Böyle bir durumda. Ve orada şunu dedim. Biz de yapmış olsak bize de en çok ceza verilmesi gerekirdi de söyledim. Yani aynı şeyi kendi üstümüze alarak ve bundan sonra da olursa bize de en yüksek ceza verilsin diye. O nokta bu noktalara getirdi. Sadece o değil başlangıcı. Bundan önce de başkanımızın da dediği gibi bir toplum hoyratlığa, tamamen dünyevi endişelerle, çıkar endişeleriyle bu kadar müsaade ediyorsa sonucu bu noktaya gelir ve başkanım da dediği gibi daha da öteye gitmesin diye gereken şekilde bunları yapmak lazım. Camiamız bizden bu anlamda asmayı kesmeyi beklediğinde çok kolay camiamızda kahraman olursunuz. Zaten maalesef diğer tarafın yapmaya çalıştığı bu. Başkanımızın da bu noktadaki duruşu, dediğim gibi insanlar birbirine düşmesin diye. Çünkü bunun sonunda herkes vicdani hesabını verecektir. Ama bu adaletsizlikler, başından beri yapılan adaletsizlikler, bir tarafın tamamen kayrılması işi bu noktaya getirmiştir maalesef.
Eko TV Sezgin Gelmez. Başkanım şunu sormak istiyorum size. Çok tecrübeli bir insansınız. Çok tecrübeli bir spor adamısınız. İki kulübe baktığımızda ezeli rakip ebedi dost denir. Her zaman için bu kullanılırdı. Ama bu son yıllarda görüyoruz ki bir düşmanlık boyutuna büründü. Ve her geçen günde bu büyüyor. Mesela bugün bu böyle bir durum var. Yarın belki de daha da kötü yerlere gelecek başkanım bu. Başkanım bunun hiçbir şekilde düzelme imkanı yok mu? Siz daha büyüksünüz, daha tecrübeli bir kişisiniz. Sizin karşı tarafa bir zeytin dalı uzatma imkanınız var mı? Mesela dün Fenerbahçe Başkanı hani bir görüşme, bir toplantı, bir açık oturum gibi bir şey söyledi. Yani bu kameralar karşısında olmayabilir. Bu iki kulüp arasında artık ipler tamamen koptu mu başkanım? Yani bunun belki spor kamuoyunda 100 kişiden 5 kişi bundan besleniyor, 10 kişi bundan besleniyor. Ama inanın ki 80-90 kişi bir dostluk istiyor. Evet sahada kaldı, Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kazandı ama bunun bitmesini isteyen çok insan var. Bu konuda artık hiçbir şey yapılamaz mı başkanım? Sizin vereceğiniz bir mesaj var mı bu konuda? Bunu sormak istedim, teşekkür ederim. Bu beklenen, bu olması gereken husus. Bunu bir tarafa koyalım. Bunu bir tarafa koyalım. Ben Galatasaray Dursun Özbek olarak Galatasaray başkanlığına soyunduğumdan beri ideali bu. Bu fikre kimse hayır öyle olmasın da böyle olsun diyemez. Ama size bir şey söylüyorum demin diyorum ki Türkiye'de 6 aydan beri olanları bir inceleyin. İnceleyin. Futbolun içinde şu vardır. Çocukluğumda da vardı. Eski ismiyle Mithat Paşa Stadı'nda maç seyrettiğimiz zaman beraber seyrederdik. Tribünün yarısı Fenerbahçe'ydi, yarısı Galatasaray. Mağlup olan takımın o gün yapılan tek hareket bir tabut bulurlardı. Tabutun üzerine yenilen takımın bayrağını koyarlardı. Taksim'e kadar taşırlardı. Karınca Ezmez Şevki rahmetli ne yapardı? O sarı kırmızı arabasıyla sadece dolaşır, tribünde bir tek bayrak sallar. Bugün geldiğimiz duruma bakın. Bugün geldiğimiz durumda adam silahlı korumalarıyla 70-80 kişi arkasına alıyor, konvoy halinde geliyor. Stat boşalmış, ne seyirci kalmış, ne görevli kalmış, kimse kalmamış. Sadece güvenlik ve hocanın basın toplantısını bekleyen birkaç yönetim arkadaşım var. Stada polisin eskortunda. En önemli kısım burası. Bakın, sakın bu kısmı pas geçmeyin. Kameralarda görünüyor. Onlar bu hareketleri yapılırken polis sorumlu arkadaş orada geziyor. Ya arkadaş, devlet seni oraya niye gönderdi? Devlet seni oraya niye gönderdi? 7-8 kişi Ali Akkanat'ı, Ali Çelik Kanat'ı yumruklarken orada hiç polis gördünüz mü? Hiç polis gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar, bu işin bence analiz yapmak isteniyorsa şöyle yapmak lazım. Futbol bütün çoluk, çocuk, büyük, genç, yani küçük, kız, kadın, herkesi ilgilendiren bir şey. Tribünlere bakın, artık tribünlerimiz böyle bir kompozisyonu var. Herkes futbolla ilgili. Dolayısıyla eğer başka bir amacım varsa, proje dememin sebebi o. En kolay manipüle edilecek durum bu sportif camiaları birbirine düşürmek. Birbirimizle şakalaşıp, geçmişte de var. Ve bunu kendi ifadesinde de işte dalga geçme falan gibi söylüyor. Ya bu böyle futbolun içinde bu kurulduğundan beri var.
rakip takımlar birbirini bir nezaket çerçevesinde bu şekilde galibiyet sonrası şey yapabilir. Hem onu tenkit ediyor, hem de silahlı adamlarla kulübe gelip oradaki insanları darp ediyor. Bu insanın neresiyle konuşulur, bu insanla nasıl konuşulur ya? Bu insanla nasıl konuşulur? Onun istediği tarz, biz Galatasaraylıların tarzı değil. Onun için buluşamıyoruz. Onun için demin dedim, yani iyi ki ben orada değildim, iyi ki keşke olmasaydım daha iyi lafı oradan geliyor. Ne olacak? Benim de korumalarım var. Yani bunlar karşı karşıya gelecek. Dur bilime ve orada al sana bir sürü olay. Allah aşkına buradan kendisine söyleyeyim. Yani ne muradım vardı? Yani evet, seçime gideceksin. Seçimde bunu belki bir kahramanlık hikayesi olarak anlatacaksın. Silahlı adamlarla gittim kulübe, işte sahaya da çıktım, mıktım diye anlatacak, şimdi dinleyeceğiz. Şu kadarcık Türkiye'nin mutluluğunu, Türkiye'nin beraberliğini, Türkiye'nin huzurunu düşüren adam böyle bir şey yapar mı ya? Haberlerde devamlı geçiyorsunuz. Çok basit olaylarda adam efendim giderken bir yeri kurşunlamış, adamın peşine düşüyorlar, yakalıyorlar bilmem. Veya birbirini darp etmiş iki kişiyi yani yakalıyorlar, tutukluyorlar, gözaltına alıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Şimdi biz suç duyurularını yaptık. Bakalım ne yapacaklar. Lütfen bunu izleyin. Lütfen bunu izleyin. Televizyonlarınızda her akşam bu tip programlar var. İki kişi kavga etti veyahut da birbirine silah çekti, kurşunladı, yakalandı, gözaltına alındı. Burada da aynısı oldu. Burada da aynısı oldu. Boş bir statta, boş bir mekanda, boş bir mekanda, sahte kavalaylık kolay. Kolay. Yanında da zaten 4 tane, 5 tane silahlı koruman var. Kolay. Kimse yok orada. Kolay. Gelir orada kabadayılığı yapar, çıkar gidersin. Eğer şu kadar yüreğim varsa, eğer kabadayılık sıfatını kendine de yakıştırarak görüyorsan, mekanın sahibi oradayken gelip bunu yapman lazım. Can Meder Taktik Manya. Başkanım şunu sormak istiyorum. Birçok konuya değindiniz olaylarla alakalı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sezon başından beri artan bir gerginlik vardı. Ben dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Dün gerekli tedbir aldığınızı düşünüyor musunuz? Eray Yazgan olayların ortasında tek başına kalmıştı. Yönetim olarak Eray Yazgan'ı orada tek bıraktığınız için bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Aynı zamanda da şunu sormak istiyorum. Polis'te de çok değindiniz. Polislerle alakalı peki İçişleri Bakanı ve Vali ile bir iletişime geçtiniz mi? Bu konuda bir adım attınız mı acaba? Teşekkürler. Bir daha tekrarlar mısınız? İçişleri Bakanı ve Vali ile polislerle alakalı bir iletişime geçtiniz mi? Çünkü onların da bu olayda dahil olduğunu söylüyorsunuz. Bu konuyla alakalı bir adım attınız mı acaba? Bunu da öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. Şimdi şu söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Polis bizim polisimiz. Polis bizim güvencemiz. Huzurumuzun bekçileri. Sözlerim yanlış anlaşılmasın.
Ben oradaki görevli arkadaşlara sesleniyorum. Devlet sana maaş veriyor, oraya da seni gönderiyor. Niye gönderiyor? Niye gönderiyor? Niye gönderiyor? 6222 diye bir yasamız var. Bu yasa çerçevesinde biletsiz sahaya girmeye, stada girmeye yeltenen kişileri tek tek yakalıyorsunuz. Tek tek yakalıyorsunuz. Karakola götürüp ifadesini alıyorsunuz. Peki, maç bitmiş. Orası artık Galatasaray'ın uhdesinde, Galatasaray'ın evi haline gelmiş. Birileri geliyor, sizin evinizin kapısını kırıyor. İçeri giriyor. İçeri giriyor. Haneye tecavüz ediyor. Ve sen de ona eşlik ediyorsun. Sen de oradasın. Fütür var, şeylerde var. Kameralarda var. İnsan sormaz mı? Ya arkadaş sizin ne işiniz var orada? Maç bitti, herkes dağıldı gitti. Ne işiniz var mı? Neye geldiniz? Stadınızın yolunu mu şaşırdınız? Yani kendi stadınıza giderken yanlışlıkla Galatasaray stadına mı geldiniz? Diye sormaz mı? Adamlar elini kolunu sallaya sallaya giriyor. Orada kabadayılıklarını yapıyor. Elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor. Bunu nasıl izah edecek? Bunu kim bize nasıl izah edecek? Maçın tansiyonunu bilmeyen yok. Maçın gergin bir maç olduğunu bilmeyen yok. Onun için de normalinden daha fazla devletimiz oraya güvenlik görevlisi göndermiştir. Eğer sen bir spor polisiysen bu gerginliği biliyorsun. Maç bittikten sonra rakip takımın başkanı ve arkasındaki şüreka stada niye gelir? Niye stada girmek ister? Maçı seyretmeye mi geldiler? Niye geldiler insan? Ya polis mantığı şüphe arz etmesi lazım. Ya arkadaş niye geldiniz? Maç bitti. Herkes de aldı. Onların taraftarı da gitti, bizim taraftarı da gitti. Stat boşaldı. Siz buraya niye geldiniz diye sormaz mı? Bizim güvenlik, oradaki normal saha güvenliğinden bazı arkadaşları da tutuyoruz bizler de ayrılana kadar. Onların müdahalelerini niye engelliyorsun sen? Arkadaş burası bizim evimiz. Onlar efendim maç bitti. Sizin akreditasyon kartlarınız yok. Akreditasyon kısmına giriyorsunuz. Demez mi? Bizim için Ali Koç'un oraya gelmesi, gitmesinden ziyade bu işi engelleyecek kişinin tutumu. Bunu da biz kendimiz yani ya böyle düşünüyoruz demiyoruz. Kamera kayıtlarını izliyoruz orada. Yani bir yani polis mesleğini düşündüğünüz zaman polis mesleği çok önemli, çok gurur verici ve çok yüksek seviyede yapılması gereken bir meslek. Adam bir de tek başına da gelmiyor. Yanında silahlı adamları da var. Efendim 80 kişilik grup var geliyor. Sormak aklına gelmedi mi senin iş ya Ali Bey? Niye geldin buraya? Maksadın ne? Çünkü devlet seni oraya o stattaki olayları engellemek, korumak için göndermiş. Yasal bir görevli oraya gelmişsin. Kameraları inceleyin. Bakın nasıl davranıyor.
Ben de bir şey ilave edebilirim başkanım. Ben de bir şey ilave etmek istiyorum. Aslında her soru yapılacak olanın bir aydınlatılmasıdır. Şöyle söyleyeyim. Şimdi sorduğun soruda evet işte orada Eray Bey var. Üç tane güvenlik görevlisi var. Çünkü zaten herkes çıkmış. Polis var. 200 tane. Belki daha fazla. Yani aşağı yukarı. Orada. Şimdi bu şu gibi. Yani birileri sizin ne bileyim dükkanınıza geliyor, bir şey yapıyor. İşte örneğin işte kamu arttırayım mı? Çok pardon. Kamu düzenine aykırı bir şey yapıyor. Ev sahibine şey soruluyor. Yanında da orada da 10 tane polis var evin önünde. Ya kardeşim sen niye önlem almadın? Bu şöyle bir şeydir. Zaten bakın ben olayın daha sonralarında bir görüntü var. Yine yani sizlerin çektiği. Orada kadın polislerimiz var. Onları koruyor. Bizim arkadaşlarımız tabii konuya öfkeli şey yapıyor. Ben de aman aman diye araya girmeye çalışıyorum. Çünkü polisle biz çatıştırılmaya çalışıyoruz. Yani olay bu. Şimdi gelsin herkes orada yerine koysun. Oradaki bulunan herkesin. İki şık var. Devletin polisine ya el kaldıracaksın. Çünkü onları koruyor. Ve orada 70-80 kişi var. Polis var. Polis diyor ki bunu da hani söylüyor. Biz önlemi alacağız diye söylemişler. İki tane şık var. Devletin polisiyle karşı karşıya geleceksin. Bunu yapacaksın. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bırakın Galatasaray'ı. Hiçbir kimse için olamaz. Yani sonuçta devletin polisi orada devleti temsil ettiği için hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Ondan sonraki olay bile oraya gitmesin diye o şey oluştu. Ve her zaman statlardan bir saat, bir buçuk saat sonra kimse kalmaz. İşin doğası gereği bu. Yani gece evinize birisi giriyor. Siz niye uyanık değilsiniz? Abi gece uyunur. Buradaki olay insanlar stad 10. dakika önceden niye olmadı? Oradaki bir şey vardı o işin. Önlemi vardı, güvenlik vardı. Ama planlanan aşamada zaten statta polisler kaldığı için onların önleme almasını beklersiniz. Ha bundan sonra başkanımız yine dedi. Şöyle mi yapmak gerekiyor? 100 kişi silahlı adam koyup bu mu olsaydı yani? Başka bir çaresi varsa deyin ki evet şöyle bir çaresi vardı. O insanlarla hani el sıkışıp hadi bunu şey yapmayın mı denilecekti. Tek çaresi polis yani devletin emniyeti sağlaması gereken. Dediğim gibi oradaki memur arkadaşlara bir şey demiyorum. Onlar orada emir kulu ama burada onların başında olan bu işleri şey yapmayan insanların şunu da ilave edeyim. Kasıtı göstermek için bir sürü olay oldu orada. Tehdit var, hakaret var, darp var, linç girişimi var. Bir kişi orada polisi tutanak tutmadı. Bir tane insan bunlar varken oradaki polis görevlilerinin amacı bırakın engel olmayı. Bizimkilere engel oldular, onları olacak ve devletin polisinin görevi orada onlarla ilişki gördüğü, şahit olduğu olayla ilgili tutanak tutmaktır. Bu kanun. Kimse tutmadı. Şimdi böyle kasıtlı ve böyle neredeyse yani planlı olmaması da şey imkansız. Böyle planlı bir şeye karşı yapabileceğiniz tek şey var. Devletimizin polisine, devletimizin güvenlik gücüyle karşı karşıya gelmek. Bunun yani bunu hiç kimseden beklemesin. Hiç kimse de öyle bir şey yapmasın. Ha hukuki olarak gerekli şeylerin yapılmasıyla ilgili hakkınızı arayacağız. Tabii ki zaten gerekli suç duyurularında bulunduk. Görevini ihmal eden insanlarla da ilgili. Kesinlikle. Ama orada bu olayın sonucunu sadece oradaki hiçbir şeyi bilmeyerek bir yargıya varılması hiç doğru değil. Onu söyleyeyim. Çünkü neden bu olaylar orada insanlar çoğunluktayken, biz herkes oradayken bir sürü insan yapılmıyor? Sebebi belli. Polise rağmen gelinir mi? Yani siz düşünün bir yere 200 kişi polis var ve siz girmenin yani girileceğine dair yüksek derecede bir şey almamışsanız böyle bir şey cesaret eder miydiniz? Değil mi girmeye? Çünkü o zaman şu olacak. Girmeye çalıştı. Yani seçim öncesi Ali Koç'un veya herhangi bir seçime girecek kimsenin şöyle bir sahneyle karşılaşmayı göze alacağını düşünür müsünüz? Polisler durduruyor, polisler de ittiriliyorlar ve giremiyorlar. Bu başarısızlığı yaşamak, hiç kimse böyle bir risk alabilir mi? Almaz.
Kesinlikle bence almaz. O zaman acaba bu işin önceden garantisi mi alındı? Sizi koruması gereken polis ve oradaki en üst düzey yöneticisi var bu konuyla ilgili. Acaba öyle mi? Bunların hepsi aydınlatılması gereken şeyler. Ve bunu bir Galatasaray camiası kamuoyu adına değil, normal bir her vatandaşın sorması gereken şeyler bunlar. Adı öyle her önüne gelene girdiği bir stat değil. Yeterli derecede koruma görevlilerimiz, güvenlik görevlilerimiz var. Her kapıdan geçişte, her yere gidişte birisi sizi karşılar, sorar niye geldiniz, irtibatlaşır. Der ki efendim falancı geldi, filancı geldi, gelsin mi gelmesin mi diye sorar. Böyle bir sistem var orada. Eğer Ali Koç beni ziyarete geldiyse bana telefonla ulaşılır. Ali Bey sizi ziyarete geldi efendim, kabul ediyor musunuz? Evet dersem kapıyı açar, nizami bariyeri kaldırır, girer. İkinci bir güç vardır orada. Orada bekleyen polisler de var nizamiyede maç esnasında. Onların bariyeri açın dediği zaman güvenlik görevlisi bariyeri açar. Ben şimdi soruyorum. Ne bana bir telefon geldi, ne bir görevli arkadaşa telefon geldi stada giriş. Hiç kimseyi aramadılar. Hiç kimseyi aramadılar. Peki bariyerleri kim açtırdı? Gecenin saat 10.30-11'i olmuş. Stor kapalı. Maç bitmiş. Sporcu üstüne kafileler gitmiş. Kim açtırdı? Açtırdı, oraya kadar geldi. Kapı var orada ya. Kapıda da bizim güvenliğimiz bekliyor. Oradaki görevlerimiz var. Önüne siz gidin şimdi. İçeri girmeye kalkın. Bak kaç tane soruyla karşılaşırsınız. Kim dedi ki onlara kapıyı açın, Ali Bey geldi arkadaşlarıyla beraber stada girecek. Kim dedi? Ben mi dedim? Ben mi dedim? O saatte o grubun oraya gelmesindeki maksat ne? Sen polissin. Maksat ne? Şu kadarını bilemiyor musun yani? Bu saatte buraya gelindiği zaman burada normal şeyler olmaz. Statta kimse kalmamış. Statta kimse kalmamış. Burada normal şeyler olmaz. Yani aynı gece vakti saat diyelim ki 12'de birisi bir dükkanın kepenginin kilidiyle oynuyor. Kepengin kilidiyle polis arabası da geçiyor falan. Polis sormaz mı ya? Arkadaş sen ne yapıyorsun? Dükkanın sahibi misin? Yahut da nesin diye sormaz mı? Burada getiren o. Efendim? Burada getiren ve eşlik eden yani. Şimdi sormayı bırakalım. Yani evet. Hakikaten şimdi sorsanız kendilerine deseniz yardımcı. Efendim vallahi öyle yapmadım. Bunlar hep kendisinden oldu. Ya arkadaş dediğim gibi stadın bir nizamiyesi var. Bu nizamiyeye giriş yapamazsınız. Ancak ilgilisine telefon edip müsaade alındıktan sonra bariyerler açılır ve stadın girişine gelirsin. O da yetmez. Kapıda bekleyen görevliler var. Sorar size. Oradan geçtiniz efendim hangi nereye gidiyorsunuz diye sorar. Bunu sormayan tek kişi ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım. Hepimizi tanıyorlar. Bizi gördükleri zaman nizamiye otomatik kalkıyor. Gidiyor. Bizi gördükleri zaman kapılar da otomatik açılıyor. Tek kişi biziz. Eşim bile geldiği zaman bana haber veriyorlar ki eşiniz geldi efendim. Telefonla bilgi veriyorlar. Ya da bir arkadaşım geldiği zaman telefon ediyorlar nizamiyeden bildiriyorlar. E ne oldu? Ne oldu şimdi? Yani iş hesap vermeye gelince olaylar oldu. Olaylar oldu. Şimdi hesap sorulacak. Yani suç duyurularını yaptık. Suç duyurularını yaptık. Ne diyecekler? Ne diyecekler? Merak ediyorum.
Ya seni oraya devlet bu stadın korunması maç esnasında ve maçta tamamen dağılana kadar polislerimiz orada uzun süre, yani bizler de çıkana kadar oradan, hoca çıkana kadar, yönetim, ben daha önce çıkmıştım ama yönetim kurulu arkadaşlarım çıkana kadar orada bekliyorlar. Özellikle ben çıkarken benimle beraber önemli maçlarda polis, spor polisi bana eskort ediyor diye, beni korumak için. Karşı tarafın taraftarıyla bir araya geliriz. Bunlara teşekkür ediyorum. Buradaki olay yani akıllara ziyan bir olay. Akıllara ziyan bir olay. Yani sorunuza tam cevap vermedim mi endişem var ama şimdi bazı şeyleri de sizlerin yorumuna kalması lazım. Stada girip çıkan kişilersiniz, bunları biliyorsunuz. Bir de Erdem Bey, bir sorum da size olacak izniniz olursa. Şimdi Fenerbahçe Genel Kurulu'nda gündemsizsiniz. Dün maç sonu toplantısı yapıyorlar, olaylardan sonra yine gündemsizsiniz. Kulüpler Birliği toplantılarına gidiyorsunuz. Bu kadar size saldırı olmasına rağmen gidiyorsunuz. Hı. Yani sorun da, yani sizinle alakalı problem nedir? Yani Ali Bey'in bu sürekli sizi ifade etmesi, size karşı saldırı içinde olması, bunun altında yatan gerçek nedir? Yani taraftarlar da merak ediyor, camiada da, biz de merak ediyoruz. Yani bu Erden Timur düşmanlığı nereden geliyor acaba? Yani inan anlayabilmiş değilim. Zaten bir başlamadan cevap vermiyorsun. Pardon başkanım. Şimdi Erden düşmanlığı şuradan geliyor. Kusura bakma. Yani. Estağfurullah başkanım, ne demek? Kusura bakma. O kadar başarılı bir iki sene geçirdik ki. Erden kardeşimle beraber o kadar başarılı bir iki sene geçirdik ki. Birçok manada. Sadece sportif manada değil. Galatasaray'ın finansal yapısıyla ilgili, yaptığımız işlerle ilgili, inşaatlarla ilgili, yani o kadar başarılı, Galatasaray'a o kadar büyük faydalı işleri yaptık ki. Kıskançlık bir. Onların fıtratında olan karşı tarafı fitneyle dağıtmak iki. Ben, bana göre, Erdem'in ne cevap vereceğini bilmiyorum. Ama bana göre olayın esası budur. Çünkü Galatasaray'ın gelişinden, Galatasaray'ın bugünkü finansal yapısının ulaşmak istediği noktadan endişeleri var. Endişeleri var. Bunu sadece biz söylemiyoruz yani. İlgili banka kuruluşlarına gidin. Bizim projelerimizi onlar zaten takip ediyorlar. Onlara sorun. Onlara da diyorlar. Yüzlerine karşı beraber oluyor. Galatasaray bu konuda çok iyi yönetiliyor. Dolayısıyla fitneyi araya sokup işi birlikteliği dağıtmak manası. Ben şahsen öyle görüyorum. Erden, kusura bakma. Estağfurullah. Teşekkürler başkanım. Ben yani normalde düşündüğümde bir şey bulmuyorum. Yani bir mana bulamıyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten hepimizin hatası oluyor. Hani hiç orasına, yani biz de hiçbir zaman insan zaten hatasız olması mümkün değil. Ama bu camiaların gerilmemesiyle ilgili gerçekten çok çaba sarf ediyoruz. Bunu hatta hala işte iki sene önce söylediğim bir şey sürekli konuşuluyor. İşte söyleten de burada zaten. Ama ve onu da anlatmaya da çalışıyorum. Yani bir insanın bir şeyi bunu söyleyecek, söyledikten sonra 15 gün sonra özür dileyecek, 20 defa özür dileyecek. Zaten söylediğinin hiçbir hükmü kalmaz ki. Yani siz birisini çıkıp da böyle bir şey dediniz, ondan sonra özür dilerim dedikten sonra bir şey kalmaz. Onun caydırıcılığı da kalmaz bir şeyde. Ondan sonra da hiçbir şey, gerginliği arttıracak hiçbir şey konuşmadım. Hiç yani karşı tarafı tehdit edecek, hakaret olabilecek hiç ve 20'den fazla defa hakaret edildi yani. Ne, nelerdendi neler. Tek sebebi, başkanım da burada şahittir, hep konuşurken birlikte veya yönetim kurulundaki abilerimizin de olduğu zamanlarda, ya birisi birisine bir şey yaparsa bunun hesabını veremeyiz. Hiç, hatta
şu cümleyi söyledim. Ta belki 10 ay, 12 ay önce. Ya şu an iki tane 18 yaşındaki çocuk birbirini bıçaklamışsa bizim bundan haberimiz olur mu diye. Başkanım, ben başkanım onu sordum. Olmaz, basına düşmeyince bilmez. Peki biz bir açıklama yaparsak bu risk daha fazla artmıyor mu? Artıyor. O zaman vicdanen kesin sorumlusun yani. 15 yaşındaki çocuk bile bunu düşünür. Şimdi bu hassasiyeti gösteriyorsunuz. Ama ben Galatasaray'da bir görevim var ve Galatasaray'ın hakkını savunacağım tabii ki. Bundan daha doğal ne olabilir? Ama toplumsal birliktelik için bir sürü mesaj da veriyorsunuz. Hem öyle diyorlar hem öyle. Yok kardeşim, hem öyle hem öyle değil. Ben 2 sene önce laftan sonra hiçbir hakaret şey etmedim. En son şeye takılmışlar ya, işte ceza meselesini. Ya benim söylediğim her şey hukuki ve hukuka uygun. Yani. Ama görüyoruz ki zaten mesele o. Maalesef çok büyük bir hoyratlık var ve bu başkanımın da sürekli dile getirdiği gibi o toplumsal birlikteliğe çok büyük şey veriyor. Basının bu konuda fikri bir takibi yok. Veya fikri takibi olsa, çoğu basın mensubunun fikri takibi olsa da söylemesi gereken şeyleri söyleyemiyor. Ondan sonra böyle bir kamuoyu oluşturuluyor bu işi bölmek için. Siz ne kadar çaba sarf edersiniz? Olmuyor. Bunun sebebi başkanın dediği gibi bizim birlikteliğimizi zedeleyip şey yapmak da olur. Başarılarımız da olur. Yani onu beceremez kimse. Onu net bir şekilde söyleyeyim de. Ama inanın bence içinde bulunan durumdan da kaynaklı. Yani maalesef yaşanılan durum, 10 yıldır yaşanılan durum, bunların da reaksiyonu. Ama net nedir bilemiyorum. Bilsem zaten çözmeye çalışırım. Şey anlamda çözmeye çalışırım. Yani bu bana edilmesinden dolayı hiçbir şeyim yok. Yani herkes, yani kaygısı olmayan insan, insan onu derim, idealist insanlar cesur olur. İdealist insanlar her zaman cesur olur. O yüzden neler neler yaptılar. Basının önünde olan şeyleri siz biliyorsunuz. Olmayan neler neler yapıldı. Hiçbirisi sorun değil buradaki şey. Ama ben Galatasaray'la ilgili vazifemi yapmak zorundayım. Başkanımız Galatasaray'la ilgili vazifesini sürekli yapmak zorunda ve zaman zaman hataen bir şeyler de olabilir. Çok normal. Hepimiz insanız yani. İnsanın ağzından laf çıkar, bir şey olur. Bununla ilgili düzeltmeye çalışır ama ana iklimi bu yönde tutmaya gayret ediyoruz. Eğrisiyle doğrusuyla sadece bir gayretimiz olduğu kesin. Yani insanları bölmemeye, şey yapmamaya gayret ediyoruz. Bu kadar laf edilirken, yani size 10 defa terörist denirken siz çıkıp bir tane şey etmeyiniz. Bu da bir camia, bir camiayı temsil ediyorsunuz. Nabzı düşürmek için, bazen camianın nabzını düşürmek için sizin de bir şeyler demeniz gerekiyor. Diğer türlü bu tarafın nabzını da düşüremezsiniz. Bunların hepsi gerçekten tek amacı, burada da bu kadar konuşmamızın, biz bugün çok farklı şekilde de konuşabilirdik. Yine toplumsal şey. Ve şunu biliyorum, böyle davrandıkça, o yüzden hep diyorum, hak ettiğimiz şeye sonunda varacağız. Biz hak ettiğimiz sonuca sonunda varacağız. Ve Galatasaray camiası olarak Dursun Başkan'la birlikte yönetim kurulu, ben şahsen Galatasaray taraftarı kimliğiyle konuşayım. Hatası sevabı ama bu duruşumuzdan gurur duyuyorum. Yani çıkarcı. Çünkü dünyada maalesef ne işe yarıyor? Popülizm. Ne işe yarıyor? Manipülasyon. Ne işe yarıyor? Kendi tarafını konsolide et. Şunu et, bunu et. Bunlar topluma sadece spor için değil, her manada zarar veriyor. Ben bizim ne olursa olsun, ne eleştiri alırsak alalım, bu duruşumuzdan gurur duyuyorum. Onu ifade edeyim. Son soru Emrah Bey, buyurun. Emrah Muhtay, Anadolu Ajansı. Soru Erdem Bey'e. Başkanımız da biraz önce bahsetti sportif olarak yaptıklarınız. Size sportif olarak sezon içinde 2 senedir birçok suçlama demek istiyorum. Suçlama da bulunuldu. Hatta size ait olmayan ses kayıtları ortaya çıktı. Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu toplantısında açıkça tehdit edildiniz. Ve özellikle şirketinizle alakalı, sizinle alakalı bireysel olarak birçok iddia ortaya atıldı. İftira. Ben iddia demek istedim. Sonunda da siz hem kendiniz hem ailenizle alakalı bir endişeniz var mı? Ki dün Sayın Ali Koç da basına yaptığı açıklamada sizin bırakma ihtimaliniz üzerinden bir değerlendirme yaptı ve bu yaşananlar sizin devam edip etmeme kararınızı nasıl etkileyecek? Çok vallahi hiç ümidi kadar sürekli değiştiriyorum. Şunu söyleyeyim. Birincisi, aslında en son zaten bir
şey yapmak da, mesaj da vermek istiyorum. Bu vesileyle müsaade ederseniz başkanım. Şu an bu yapılanların hepsi, önce bu olaylarla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Çünkü bu yaşanılan vahim konularla ilgili bir değerlendirme yapmak gerekiyordu. Ama biliyoruz ki bunun asıl şeylerinden birisi tabii ki bir taraftan Fenerbahçe'nin seçim siyasetiyle ilgili de yapılmış bir şey. Bir taraftan da şampiyonluk yoluyla ilgili. Şuna tüm taraftarımıza, camiamıza şunu söylemek istiyorum. Bu seneye ne demiştik? Dayanışma ve konsantrasyon yılı. Dayanışma zaten bu zamanda yapılır. Konsantrasyon zaten böyle zamanlarda gerekir. Biz başından beri böyle şeylerin olabileceğini sürekli, yani bu tip bu kadar bir hadise değil ama sürekli konsantrasyonu, dayanışmayı bozmak için yapılacak şeyleri bildiğimiz için ki süreç içerisinde türlü türlü farklı şeyler yapıldı. Esas dayanışma zor günde ortaya çıkar. Dolayısıyla bugün ve ta Konya maçına kadar olan süreçte herkes Galatasaray camiasının göstereceği dirayeti, Galatasaray camiasının neler olursa olsun göstereceği birlikteliğe şahit olacak. Çünkü biz finalleri oynamayı en iyi bilen takımız. Biz dediğimiz gibi Mayıs Galatasaray'ın yılbaşısıdır. Bunu herkese bir defa daha göstereceğiz. Biz kararlılığımızı gerçekten vicdani olarak doğru yaptığımızı olan inancımızdan alıyoruz. Biz mücadele gücümüzü, azmimizi her zaman o idealist bakış açımızdan alıyoruz bunu. Her şeyi söylüyorum. Her seferinde de hatasıyla sevabıyla dememin sebebi biz de dünyanın ideal insanları değiliz. Ama doğru yapma gayretinden başka bir şey taşımıyoruz. Zaman zaman eksik yaparız ama gayretimiz tamamen o. Toplumu önce düşünerek, burada da gördünüz cevabı verirken, ya biz devletimizin polisiyle karşı karşıya mı gelelim böyle bir şey? Kendimiz ne kadar eleştirilip camiamız elinde mağdur olacaksak da hukuku ve gerçekten bizim memleketimizdeki en önemli şeylerden birisidir. Hepimiz ülkemizin ve devletimizin yanında oluruz. Hangi görüşte olursak olalım. Bu kararlılığımızın, bu kadar doğru davranma çabamızın en büyük sebebi biz iyiyi istiyoruz, doğruyu istiyoruz. Ve sonuçta şampiyonluk da bu şekilde gelecek. Herkesin bu konuda müsterih olmasını ve herkesin bu noktada Galatasaray'ın bu seneki konsantrasyon dayanışma yılını neden ilan ettiğini tekrar idrak etmesini biliyorum zaten. Bunu söylememe bile gerek yok ama tekrar bunu da iletmiş olayım. Sorunuza gelince benim şöyle söyleyeyim. Biz uzun zamandır işte 7 yıldır 8 yıldır Dursun Başkanım'la hep birlikteyiz. Burada da önceden de ifade ettim. Yani buradaki Galatasaray'a hizmet amacıyla birlikteyiz. Çok güzel şeyler yaptık. Hep dedim, benim sonuçta sportif AŞ'deyim. Sportif AŞ'deki görevim de devam ediyor. Seçim, yani liste yayınlanmadan bir gün önce de bunu söyledim. Yani evet, orada yönetimde olup olmamaya gerek yok. Sportif AŞ'deyim. Bu görevim de devam ediyor diye. Buradaki spekülasyonlar yapıldı. Florya konusuyla ilgili Dursun Başkanım oradaki yanlış ifade, peşkeş ifadesine dolayı bana yani bununla ilgili bir şeyler söylemen gerekir dedi. Ben o yüzden söyledim. Oradaki yani onu da şunun için söyleyeyim. Normal fikirlerin farklı olması falan bunlar çok normal. Bir defa, üç defa, beş defa da olmadı. Sadece Dursun Başkanım da bizim değil, yönetim arasında da olur. Bunların da hepsi konuşulup çözülür. Bunlar hep o zaman da onu ifade ettim. Yöntem farklılığı olduğunu belirtmek için bunu ifade ettim ama ne olursa olsun en ufak bir şakalaşma bile bu ortamda yanlış anlaşılabiliyor. Yani ama biz sonuçta tek amacımız şampiyonluk. Bu şampiyonluğun çok 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 önemli olduğunu biliyoruz. Ve buna ulaşmak için de her zaman hep birlikteliğimiz zaten yani işte onu birbirimize sarılıyoruz. Ondan sonra bir şakalaşma oluyor, başka anlaşılıyor falan gibi. Bunların hepsi ne diyeyim, hiçbir değer vermeyin, hiçbir anlam yüklemeyin. Ben hep onu dedim, Mayıs Galatasaray için seçim ayı değil, şampiyonluk ayıdır yani. Gerçekten de başkanımızın buradaki kararı da düşünün. Seçim şeylerin hepsi bitiyor. Yani tamamen iptal ediyoruz demesi de zaten bu söylemin aslında bir söylem değil, gerçek olduğunun da bir göstergesidir. Diğer konuyla ilgili benim kararımı bu tip şeyler etkilemez. Tam tersi şöyle bile deniyor. İşte ya bu konularla ilgili işte neler olacağını bildiği için Galatasaray'ın korumasına ihtiyacı var deniyor. Bu Fenerbahçe tarafından her zaman. Hiçbir yani
Hiçbir korumaya ihtiyacı yok. Bir dakika. Hiçbir korumaya ihtiyacı yok. Hiçbir korumaya ihtiyacı yok. Federasyonda bir olay yaşadık. Hala kafamda çeviriyorum, anlatayım mı anlatmayayım mı diye. Kafamda çeviriyorum. Erdem müsaade ederse anlatacağım. Yani etmezse. Biraz da ironik şekliyle anlatacağım. Erdem 7 sene evvel benim tanıdığım bir kardeşim. 7 sene evvel ben başkandım. O da benim göğüs sponsorumda. Kulübe gerçekten benim bulunduğum dönemlerde muazzam destek vermiştir. Sadece sponsor olup bedelini ödemekle değil. İstişare ederek her konuda mağazacılığından tut, gayrimenkul geliştirmesine kadar her konuda beraber aşağı yukarı 7 seneden beri istişare ediyoruz. Ticari hayatını, aile hayatını çok iyi bilen birisi. Başarılı bir çizgisi var. Yapılan saldırıların, yapılan çıkarıların, dedikoduların bir tek sebebi var. Demin söyledim. Bu birlikteliği, bu beraberliği bozmak için araya fitne. Ay Bey zaten demedi mi ya, biz bugün artık bundan sonra fıtratımızda olan olmayan ne varsa yapacağız bu işte demedi mi? Duymadınız mı? Duymadıysanız açın bakın, Ali Bey biz ama zamanında ne söylemiş? Şu anda yapılan bu. Ama dünya öyle meydan, onun dediği gibi boş değil. Federasyondaki olay biraz ironik olduğu için anlatmak istiyorum. Müsaade edersen anlatacağım. Siz bilirsiniz de anlatma. Yani, ne diyeyim başka? Yani. Şimdi bir federasyonda bir toplantıdayız. Ben böyle oturuyorum. İşte federasyon başkanı böyle oturuyor. Ben onun yanında oturuyorum. Alevi bu tarafta oturuyor. Erdem de benim yanımda oturuyor. 20 tane de işte kulüp başkanları var, federasyon yetkilileri var. Bir olay oldu yani. Şimdi olayın niteliğini hatırlamıyorum ama Ali Bey şiddetle kalktı. Erden'e böyle parmağını sallayarak seni dedi, yanlış bir şey söylediğimi düzeltebilirsin. Sen söylesin dedi. Ben tam hatırlamıyorum da şimdi. Ben söyledim. Şey dedi. Herhalde ben söyleyeyim, sen düzelt. Dikkat et dedi. Yok falan, öyle bir şey dedi. Ben dedi seni mahvedeceğim dedi. Aynen parmak sallıyor. Seni mahvedeceğim. Sen Koç ailesini tanımıyorsun dedisin. Seni dedi mahvedeceğim dedi. Ticaret hayatını, gece uykularını uyuyamayacaksın dedi. O kısımları demedi başkanım. Yani, demedim onu. Ama yani öyle bir, yani o nitelikte bir şey söyledi. Yani, şimdi tabii Erden, yani benim oradaki mevcudiyetim çerçevesinde ben de kalktım. Ne diyorsun sen ya? O esnada da federasyon başkanı iskemlesini geri çekti. Bizim aramız açıldı. Ne diyorsun sen ya? Sen kimsin dedim. Sen kimsin dedim ya. Benim başkan vekilime sen bu lafları, yani biraz iskonto ederek söylüyorum. Sen kimsin dedim ya. Haddini bil, otur aşağı. Şimdi bu sahte kabalaylık başka bir şey. Bu olaylar başka bir şey. Onun için biz kontrol edelim. Erden'in ne benim korumama ihtiyacı var, ne Galatasaray'ın korumasına ihtiyacı var. Erden kendi işinde başarıyı yakalamış. Önemli bir marka yaratmış. Yaptığı projeler ortada. Zaten Erden'i met etmeye gerek yok. Yaptığı işler ortada. Ali Koç'un amacı
Ali Koç'un amacı. Acaba yılan neden korkarmış biliyor musunuz? İyi anlaşan iki kardeşten korkarmış. Yılanın bu şeyde var. Yani yazılan kitaplarda var. Yılan iyi anlaşan iki kardeşten çok korkarmış. Biz kendimi şöyle tarif ediyorum. Arkadaşımla beraber, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber 2 sene görev yaptık. Köylerde küpler vardır. Küplerin içinde bazılarında bal vardır. Bazılarında da sirke vardır. İçinde bal olan küp sızdırır, dışarıya bal sızdırır. Sirke olan küp de sirke sızdırır. Dolayısıyla olayları böyle değerlendirmek lazım. Biz iyi insanlarız. Türkiye'de iyi futbol oynanmasını istiyoruz. Türkiye'de iyi bir, mutlu bir futbol seyircisi istiyoruz. Türkiye'de mutluluk istiyoruz. Yani biz bal küpüyüz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben de çok özür dileyerek şey yapmak isterim. Çünkü insan en çok... Tabii ki bunları alışmak ve şey yapmak gerekiyor. Ama onuruyla ilgili birçok şey söylendiğinde yönetmeye çalışmak da çok kolay bir şey değil. Sadece nefsi algılamamak gerekiyor. Yani yapmaya çalıştığım şey, onun için ki nefsi algılarsan, egosal algılarsan çok daha aslında kötü bir şey. Herkes hayattaki rolünü oynuyor. Yani ben burası bir tiyatro sahnesi. Biz öyle inanmışız. Hepimiz, hatta herkesin bir rolü var. Kimseye rolünü oynadığı için kızmamak lazım diye büyükler tembih eder. Bunu tabii söylemek kolay da yapmak zor. Yapamadığımız zamanlar da oluyor. Basın önündeki şeyler dışında benimle ilgili çok şey yapıldı. Bir sürü incelemeler, şikayetler, şunlar bunlar. Şirketteki arkadaşları, onu söyledim. Dursun Başkan da burada, bir defa birisini arayalım diye hiçbir şey söylemedim. Çoğunu bilmez bile Dursun Başkan. Dedim ki her ne yapıyorlarsa her şeyi yapsınlar. Sonunda bize istiklal madalyası takarlar diye. Ben 30 yaşında bir şirket kurmuşum. Hayatımda ne bir devlet işinde, devlet ihalesinde, kamu işi hiçbir şey yapmamışım. Hayatımda kendi işimi, kendi ekmeğimi kazanmak için bir sürü patentler alıp Türkiye'de veya uluslararası işler yapmışım. Bir arsayla ilgili 1 metrekare imar artışı yapmamışım. 15 aydır benimle ilgili her şeyi araştırıyorlar. Şikayet şeyi kurdular. 12 ay önce, 15 ay önce hattı kurdular. Hiçbir şey bulamıyorlar. Ama bu yıpranma ve bu yıpratma maalesef ki sürekli devam ediyor. Ama dediğim gibi tam tersini söylüyorlar. İşte kimseye, yani insan inandığı şeyle alakalıdır. Koruyan da insanı bellidir. Bunu da böyle hamasi bir şey söylemek için söylemiyorum. Ama ne olursa olsun hiç kimse ideallerinden vazgeçmez. Yani hayatta bir insanı hayatında yapabileceği şey en fazla canı vardır. Onu da ben o Seyit Onbaşı örneğini o yüzden veririm. İdeali olan insanları kimse yolundan edemez. Bu ideal Galatasaray'ın şampiyonluğu veya değil. Daha büyük bir ideal, daha büyük idealden dediğim topluma doğru mesaj verebilmek insanlığa. Şampiyonluk tabii ki çok istediğimiz bir şey. O yüzden bu tip dünyevi hırsları ve dünyevi saplantıları olan insanlar her zaman var. Çoğunlukta da Allah herkesi bu anlamda ıslah etsin. Bizleri de öyle şeylerimiz varsa... İdealist insanlarla bu tip dünya, Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olurmuş diye. En iyisi bu sözle kendi çiğimi bitirmiş olayım. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ederiz.